Yenecek Sen Gel devam ediyor. Saadet geldi. Acaba kimin için geldi? Saadet. Evet, çağıralım bakalım acaba kim için geldi. Kimle evlenmek istiyor? Davet sürpriz. Ediyoruz. Saadet Sürpriz Bey ile evlenmek istiyor. Buyurun Sürpriz Bey. Kıvırcık saçları ak düşmüş uçları. Hoş geldiniz. Evet, biraz kendinizden bahsedin bana. Saadet yüksek sesle yavrum. Adım Saadet. Evet. 25 yaşındayım. Bir evlilik yaptım. İki çocuk annesiyim. Evet. Nereden geliyorsunuz peki? Antalya. Antalya'dan geliyorsunuz. Beni izleyip de mi geldiniz? Evet. Ne kadar zamandır takip ediyorsunuz beni peki? İki aydır falan yaklaşık. İki aydır. Peki kriterlerimi biliyor musunuz? Nerede yaşadığımı falan. Ben kendimden bahsedeyim o zaman. Yüksek sesle konuşun, herkes duysun. 31 yaşındayım. İzmir'de yaşıyorum. İki tane evlatım var, bir kızım, bir oğlum var. Kuaförüm. Allah bağışlasın. Kuaförüm ama kıskanç bir yapıya sahip misiniz peki? Çünkü benim işim biraz kıskançlığı... Biraz. Klimayı kapatsınlar, her kadında olur yani. Biraz kıskançsınız. Evet. Peki hala bayan müşterilerin falan aradığı zaman onda bir sıkıntı olur mu? Hayır canım, o senin sonuçta işin yani. Evet, peki İzmir'de yaşayabilir misiniz? Tabii ki de, neden olmasın ki? Çocukların velayeti sizde mi? Efendim? Çocukların velayeti sizde mi? Evet, ben de. Sizde. Peki hala benim çocukların velayeti şu anda ben değil, annesinde. Evet. Gerçekten annesi çok güzel bakıyor, çok güzel ilgileniyor. Ben bunu her zaman dile getiriyorum, zaman ne zaman ne göstereceğini bilemeyiz. Yani. İlerleyen zamanlarda ben çocukları yani. Aldığım zaman... Senin için bir sıkıntı olur mu? Hayır canım. Çünkü ilerleyen zamanlarda bu gerçekten olur. Çok büyük sıkıntı olur. Hayır, hayır, asla. Onlar da benim evladım. Onlar da sizin evladınız. Yani. Buraya geldiğinizden peki ailenizin haberi var mı? Var, tabii ki de. Var. Buradan selam söylüyorum kendilerine. Başka bir şey gelmiyor. Saçları, sen kuaförsün, konuş bakalım. Saçları gerçekten çok güzel olmuş Seda abla. Seda kaynak saçları. Güzel bir kız. Güzel, evet. Saçları teşekkür kaynak. Ederim. Yani bana gelen talepler de zaten kuaföre para ücret ödemeyecek zaten. Yorum istiyor musun? Tabii ben Hasan konuşacak. İsteyeyim. Şimdi Halil bir nefes alırken böyle bir zorlanaraktan alıyormuş gibi. Ya, Saadet güzel bir bayan. Hoş geldin Saadet. Hoş bulduk. Halil'le ben uyuşacaklarını sanıyorum ablacığım. Halil olumlu diyecek gibime geliyor. Çünkü Halil Saadet yani ta Antalya'dan kalkmış. Sırf ki Halil için buraya gelmiş. Yani bir oturup konuşmalarını isterim. Yakıştılar yani. Başka? Beni tanıyanlar yorum yapabilir. Semih. Saadet Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Halil kardeşimiz de lojamızın en efendi, en dürüst, en kişilikli insanlarından birisidir. Takdir ettiğimiz kişilerinden. Vallahi kendi bayağı yakıştınız yani birbirinize. Teşekkür ederim. Yani bir iftar yemeği derim yani. Peki. Al yavrum mikrofonu. Evet. Büşra'ydın değil mi sen? Gözde. Gözde, ha Gözde. Ben Hasan Bey'e bir şey söylemek istiyorum. Böyle yorumlar yapıyor ya. Ha. Ta Antalya'dan kalkmış gelmiş. Evet. Ben de Antalya'dan kalkıp geldim ama benimle bir konuşmadı bile. Başkalarına çok güzel evet, yorum Hasan yapıyor Bey, ama. Doğru cevap ver bana. Başkalarına doğru söylüyor. Çok güzel yorum yapıyor ama... Davranmıyor yani. Doğruya doğru cevap ver kızı. Haklı kız. Şimdi sen tamam Antalya'dan benim için geldin de burada Volkan'a niye çıktın Talip? Volkan'a çıktım işte. Bana bunun bir açıklamasını yap da ben de sana açıklamasını yapacağım. Ha, beni beklemedin mi demek istiyorsun? Ben bekliyorum, hala bekliyorum onu. Sen abla bir şey söyleyebilir miyim bu konuda? Gözde mesela Hasan'a talip gelmişti. Hasan olumsuz demişti. Biz gerçekten de Hasan'la 6 aydır bir beraberliğimiz var. Hasan'ın kriterlerini, o benim kriterlerim. Hepsini çok iyi bilen bir insanız. Gözde Hanım ne istediğini bilmeyen bir insan. Çünkü neden derseniz durmadan mesela ya Hasan'ı ya da beni arıyor. Ben Hasan'ı seviyorum, Hasan'a aşığım. Ben burada o gün söyledim dedim ki
Bak böyle böyle bir olay var. Sen durmadan Hasan arıyorsun ya da beni arıyorsun. Hasan'a sevdiğini söylüyorsun. Bu güzel bir şey tabii ki de ama kalkıp ya Hasan'ı... Burası bir evlilik programı sonuçta. Evet. Ama kalkıp başkalarına talip oluyor. Ama bazen şöyle de oluyor. Yani orada locada otururken locada birbirlerine yakıştırmalar ya da yapım ekibinin yakıştırmaları da oluyor. Ya yani ben, orada da konuda, suçlamamak lazım. Hayır ben kendisini suçlamıyorum. Bazen biz yakıştırıyoruz. Evet. Bir şeylerden haberimiz olmuyor. Evet. Yani Hasan'ın gözlerinin üzerinde olduğunu hesap edemeyip yakıştırma yaptığımız oluyor. Orada kızın suçu olmayabilir. Şimdi ablacığım ben şöyle söyleyeyim. Ben buraya geldim geleli, ben bir tek Solmaz'a talip çıktım. Hmm. Burada beni İrem'le talip de çıkmadım. Bana durmadan İrem'le yakıştırma yaptınız. Ben tek net fikirli bir insanımdır. Ben bu insana talip çıkacaksam ben bir o insana talip çıkarım. Başka kimseye talip çıkmam. Evet. Ben burada bir tek Solmaz'a çıktım. Ondan sonra başka kimseye talip çıkmadım. Karşımdaki insanların da net tek fikirli olmasını istiyorum yani. Ben ondan dolayı. Ya şimdi ben net fikirliyim. Seda abla yani. Kendisinden hoşlanıyorum gerçekten. Onun için geldim. Evet. Ama onda bir ışık göremedim, bilmiyorum yani. Bakalım kısmet, hayırlısı. Sabret bakalım biraz. Belki bir başka olur. Halil için Müjdat bir şey söyleyecek. Halil ilk defa böyle gördüm. Halil ne var sende? Onu merak ettim. Yani nasıl ilk defa gördüm? Böyle bir heyecan var. Konuşamıyor. Heyecan kendini var. İfade edemedi. Sedat Hanım bu arada hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir, içimde bir his var, bilmiyorum. Hislerimde de yanılmam. Konuşamadı mı diyorsun? Ya konuşamadı. O zaman konuşsunlar, biz yeni bir